hiç kimsenin ummadığı bir neticedir. Bu neticenin biz böyle olacağını inan edin biliyorduk. Kırılma noktası olarak sağduyu. Bütün yaşlı abilerimiz bana sen bu mücadeleye girme, kaybedeceksin, yazık, iyi bir insansın, harcanma dediler. Hayır, ben Galatasaray için harcanırım, hiç önemli değil. Çünkü burada bir ruhu temsil ediyoruz. O ruhta harcanırsanız şehit olmak gibi bir şey Galatasaray'a. Galatasaray'ın bir refleksi var. Galatasaray ölmedi. Bu ruhun ölmediğinde bugün gördünüz. Mayıs ayında kesinlikle seçime gideceğiz. Abdurrahim Albayrak kardeşimiz ve Burak Elmas kardeşimiz bizimle birlikte yıllardır tanıdığım insanlar. Bütünüyle uzman, Galatasaray'a ve Türkiye'ye yararlı insanları oraya getireceğiz. Evet, Galatasaray'ın 37. başkanı Mustafa Cengiz'in sözleriyle başladık ikinci bölüme. Galatasaray ve Türk sporuna hayırlı olsun diyerek başlayalım size. Siz çok uzun zamandır bir önceki başkan Dursun Özbey'i eleştiren isimlerden birisiniz. Evet. Hatta en sert eleştirilerde bulunduğunuzu... Tekrar medyaya tek eleştiren. Bir de Güncel Oluç. Bunu zaten başkan kendisi de teyit etti defalarca. Divan kurulunda sizin ağırlıklı olarak da bu programda... Her divanda beni hedef oturtuyordu. Göstererek. Medya eleştirileri sebebiyle bu kongre kararını aldığını bile söyledi. Ve sizden başka isim zikredilmediği için bu nasıl eleştirildi kongre diye... Kongre kararını Fatih Altay için alır dedi. Onu da eleştirmişlerdi o zaman. Evet. Nasıl yaşandı bu süreç? Yani kongrede bu sonucun alınması kimilerine göre sürpriz. Sizin için sürpriz miydi? Benim için olmadı. Sen herkesten daha iyi biliyorsun herhalde. Yani ben sana kamunun seçimi Mustafa Cengiz'in kazanacağını söyledim. Bunu da neye dayanarak söylediğimi ifade edeyim. Galatasaray'da iki tür genel kurul üyesi var. Bunların bir bölümü, çok azınlık bir bölümü, kendini kongreyi yöneten ve kongreyi yönlendirebilen adamlar olarak gören bir menfaat çetesi. Bunlar Galatasaray'ın dışına çıktığı zaman kimseden herhangi bir saygı görmesi ihtimal dahilinde olmayan, Galatasaray'da kimlik bulan ve Galatasaray'ı içinde olmadıkları müddetçe de hiçbir anlamı ifade etmeyecek küçük bir azınlık grup. Fakat bunların yıllardır Galatasaray içerisinde oluşturduğu bir network var ve iyi organizeler ve bunlar genellikle bu organizasyonu kullanırlar. Bu organizasyonun son olarak daha doğrusu en güçlü kullanıldığı dönemler Özhan Canaydın dönemleriydi. Özhan abi rahmetli bunları çok besleyip büyüttü ve bunlar Galatasaray içerisinde bir güç olduklarını zannetmeye başladılar. Oysa ben çok iyi biliyorum ki Galatasaray Kongresi'nin önemli bir bölümü Galatasaray'ın menfaatlerini düşünür. Tabloyu görür, akılcı kararını verir. Ve Galatasaray'da bu işleyiş yıllardır sürmez. Şimdi başkan da söyledi bunu, medyada dünyadan haberi olmadığı için yazdı. İşte ilk defa bir başkan görevdeyken devrildi diye. Bu yanlış bir bilgi. Mesela bir örnek daha vereyim. Ali Tanrıyer 1990 yılı seçimlerinde görevdeki başkanken olağan bir genel kurulda Alp Yalman tarafından devrilmişti. Alp Yalman başkan olmuştu. Ben de o yönetimde Alp Yalman'la beraberdim. İlk defa olmuyor bu. Alp Yalman başkanken Faruk Süren'i kaybetmedi mi 96'da? Aynen. Sonra da Alp Yalman aynı şekilde başkanken Faruk Süren'i kaybetti. Yani bu hiç Galatasaray'a olmamış bir şey değil. Çok olmuş bir şeydir. Dursun Özbek Galatasaray'ın, gerçek Galatasaray'ın kendisine karşı olduğunu biliyordu. Yanındaki bu kongre ağaları da biliyorlardı bunu ve bu yüzden de Mayıs ayındaki bir seçimde hiçbir şansları olmadığının farkındaydılar. Bu yüzden de der ki biz bir baskın seçim yaparsak bizim karşımıza güçlü bir aday çıkmaz ve biz burada malı götürürüz, 3,5 sene daha burada at koştururuz. Kazansalardı bile 3,5 sene kalamayacakları çok açık ortadaydı ama bu kongreye katılımın yüksek olması halinde kazanamayacakları da ortadaydı. Çünkü bütün rakamları biliyorduk biz. Bunların oturmuş hazun üzerine çalışmalar yapmışlar. İşte 1400-1500 oy bulduk falan diyorlardı. Gece son gece bana yolladık diye mesela biz 2000'iz siz 1000 bile olmazsınız falan diyorlardı ben kimsem de. Ben de yarın görürsünüz kimin kaç olduğunu diyordum. Hatırlarsan burada 1700'e 1200 Duygun Yarsuvat kazanır demiştim sana Duygun Yarsuvat aday olsaydı. Ama olmadı ne yazık ki. Ve bunlar bu yüzden bu kapkaç seçimde bu işi götüreceklerini düşündüler. Öyle ki bütün sonra seçim sonrası için bile plan programını yapmışlardı. Ama ne yazık ki öyle olmadı iş. Onlar açısından ne yazık ki de bir Galatasaray için. İyi Galatasaraylılar, Galatasaray'ın geleceğini düşünenler, Galatasaray'ın yeniden birlik beraberlik içerisinde olmasını isteyenler, Galatasaray'ın yeniden
ayağa kalkmasını isteyenler, Galatasaray'ın başkanının Galatasaray'a yakışır hal ve tavır içerisinde olmasını isteyenler, Galatasaray başkanlarının doğru olmayan şeyleri değil doğruları söylemesini isteyenler bir araya geldiler ve ortaya bu sonuç çıktı. Haklı oldukları şu da güçlü bir başkan adayı çıkmaz karşılıyorlardı. Evet, Mustafa Cengiz güçlü bir başkan adayı değildi. Mustafa Cengiz camianın çok yakından tanıdığı, geçmişte hizmetleriyle tanınmış biri değildi. Ama Galatasaray der ki ya bu Dursun Özbek o kadar kötü ki en azından Mustafa Cengiz bize Mayıs'ta yeni bir seçim sözü veriyor. Biz Mayıs'ta takvimimizi önüne koyarız. Gerekirse başkan adayı, ha başarılı olursa da Mustafa Cengiz'le devam ederiz dediler. Galatasaray'ın bütün dinamikleri Mustafa Cengiz'den yana tavır aldı ve kazandı. Beni şaşırtan Mustafa Cengiz'in kazanması değil. Beni şaşırtan bütün bu olan bitene rağmen hala Dursun Özbey'e 1500 civarında oy çıkması beni şaşırtan. Çünkü normal şartlarda düşündüğünüz zaman bu seçimde Sayın Dursun Özbey'in sıfır oy almasıydı. Çünkü Dursun Özbey kendisini bizim tanımızdan daha iyi tanıdığı için aslında kendisi bile kendisine oy vermemeliydi. Sert cümle. Tam da burada şunu sorabilir miyim size? Galatasaray'da liseciler kazandı ya da Galatasaray'da liseciler kaybetti cümlelerinden biri kullanılabilir mi? Kullanılamaz. Galatasaray'da böyle bir... Konuşulduğu için bunu özellikle açıyorum bu konuyu. Bunu Galatasaray konusunda hiçbir şey bilmediğini bu seçimde bir kez daha ispatlayan Galatasaray medyası söyledi. Bak bu medyada bu seçimde sadece Dursun Özbek gitmedi. Veya yenilen sadece Dursun Özbek değil. Yenilen aynı zamanda Galatasaray medyasıdır ya da Türk spor basınıdır. Niye? Dursun Özbek'ten şu veya bu şekilde nemalandıkları için, parayı kastetmiyorum, başka tür nemalanma yöntemleri de vardır. Nemalandıkları için rakibi hakkında haber yapmadılar. Röportajlar yapıldı, yayınlanmadı. Sen de biliyorsun bunları. Kaç röportaj yapılıp yayınlanmadığını. Yapılan röportajların şu kadar pul büyüklüğüne yayınlandığı, hiçbir şekilde haber dahi verilmediği, hiçbir şekilde bahsedilmediği konulardan, en önemli hamlelerinin bile şu kadar haber yapıldığı, hatta pek çok gazetede hiç haber yapıldığı bir seçim dönemi sonunda kazandı. Sonrasındaki yapılan yorumlara bakıyorum ben. Komedi yorumlar, Galatasaray'ı tanımayan yorumlar. Galatasaray'da liseci falan filan bunlar yok kardeşim. Bir grup menfaat çetesi var. Bunların içerisinde çoğunluğu evet doğru lise mezundur, liseden mezundur. Niye? Çünkü daha eskiye dayanan bir işbirlikleri dostları var. Bunlar arasında lisede okumamış olanlar da vardır aralarında. Bunlar menfaat grubudur. Burada dayak yiyen bu menfaat grubu oldu. Bunlar Galatasaray'da profesyonel olarak görev alırlar. Bunlar Galatasaray'da maaş alırlar. Bunlar Galatasaray'da iş yaparlar. Bunlar çevrelerini Galatasaray'a sokarlar. Bunlar çeşitli yollarla türlü menfaat elde eder Galatasaray'da. Bunlar yenildi. Zaten Dursun Özbey'i yanlış yollara sürükleyenler, bu seçime sürükleyenler, sen merak etme Dursun abi biz bu seçimi alırız diyenler de bunlardı. Ne aldıklarını gördük. Peki bunun devamında yeni başkanı bekleyen zor bir süreç var. Bunu vurgulayan da bir önceki başkan Dursun Özbek'ti zaten. Hemen pazartesine yani bugünden başlayacak ödemelerden söz edildi. Benim yapılmış işlerim, projelerim, hazırlıklarım var. Bunların devam etmesini istiyorum demişti hep Dursun Özbek. Ama bir yandan da bu ödemeleri öne çıkarıyordu. Şimdi şunu sor. Nasıl yapacak, nasıl yapabilir, yapabilecek mi? Şimdi Dursun Özbek'in yaptığı neyi Mustafa Cengiz veya başka bir başkan yapmaz ki? Dursun Özbek altından... Dursun Özbek Galatasaray başkanı olmadan evvel sen Dursun Özbek adını duymuş muydun? Hayır. Türkiye'nin büyük bir iş adamı mı? Muazzam mal varlıklarına mı sahip? İnanılmaz nakitleri olan, muazzam kredibil tutan bir adam mıydı Dursun Özbek? Hayır değil. Hiçbirimiz Galatasaray'dan veya Fenerbahçe'den veya Beşiktaş'tan büyük değiliz yöneticiler olarak. Biz bu büyüklüklerin arkasında bu büyüklüklere yakışır yönetmek durumunda olan insanlarız orada görev aldığımız süre içerisinde. Dursun Özbek. Galatasaray'a para verdi. Galatasaray'ın böyle bir ihtiyacı yok ki. Galatasaray kendi kaynaklarıyla zaten borç bulabilen bir kulüptü. Daha öncesinde de buldu, sonrasında da buldu, bulabilecek. Yani Dursun Özbey'in olmayan mal varlığına mı veriyor insanlar bu borcu? Hayır. Ama kendisi cebinden bir takım ödemeleri karşılamış. 20, yani nakit akışında... 20 milyon dolar gibi para verdiği hesaplara göre söyleniyor. Bunun bir kısmını zaten geri almış. Vahim olan şu. Şimdi Dursun Özbek yönetimi ne zaman bitecek? Çarşamba günü. Çarşamba günü. Yani resmi olarak. Resmi olarak. Alınması. Şimdi bugün hala görev başında değil mi? Evet.
Peki bugün görev başında olan Dursun Özbek yönetimi, yönetimde devamlılık ve Galatasaraylık esas değil mi kardeşim? Niçin bir tanesi bile şu maça gitmediler? De son dakikada kimse gitmiyormuş yönetimden diyerek seçilmiş başkan gitti. Bir tek yanında bir Galatasaraylı var mı eski yönetimden? Yok. Her maça eşini ve arkadaşlarını alıp giden Dursun Özbek nerede abi bu maçta? Kongreyi beklemedi. Şimdi Galatasaray'ın mesela kongreyi bitişini beklemedi. Hani tüy dediğim gibi kimin tüy diyor ortada. Şimdi Galatasaray yine muhakkak ki bu ödemeler için bir kredi bulacaktı. Büyük ihtimalle bulmuştu. Bugün Galatasaray'da imza yetkisi kimde bugün itibariyle? Bugün Dursun Özbek'ti. Niçin bugün o paralar ödenmedi? Çünkü bu ödenecek paralar Ekim ayından alacakları. Bugün alacakları değil. Sen Galatasaray başına ödersin. Dersin ki Sayın Başkanım bu ödemeler yapıldı. Şu bankadan krediyle falan filan. Şimdi bir, Galatasaray'ın alacaklarını temlik etti mi etmedi mi? Bir son dakika bir yönetim kurulu kararıyla, kongreden sonra yapılmış muhtemelen bir yönetim kurulu kararıyla alacaklarını aldı mı almadı mı? Bununla ilgili kulübün içerisinden pis dedikodular yükseliyor. Bilmiyoruz. Göreceğiz bunları. Mazbata alındıktan sonra görülecek değil mi bunlar? Tabii ki. Yani yeni yönetim iş başına geçince fiilen. Göreceğiz. Böyle bir karar almış mı almamış mı? Galatasaray'ın hisselerinin kendi adına temlik ettiği, kendi adına bunları garanti olarak aldığı yolunda Galatasaray'ın boşta duran bir grup 26 milyon liralık bir hissesi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bunları kendi adına temlik ettiği ve bunları kendine garanti olarak aldığı yolunda iddialar da oluşuyor Galatasaray kulüplerinde. Doğru mu değil mi? Bunların hepsi ortaya çıkacak. Ve bunları başkanlık kaybettikten sonra yaptığı yani söyleniyor. Doğru mu değil mi? Göreceğiz bunları. Yapılması gereken şu, büyük ihtimalle başkan da böyle yapacaktır diye düşünüyorum. Güvenilir Galatasaraylıların hemen sportif AŞ'de bir denetim yapması lazım. Şimdi Fenerbahçe ve Beşiktaş, SPK yasası gereği açıklamaları gereken şirket rakamlarını açıkladılar. Normalde geçen hafta bunların açıklaması gerekiyordu. Fenerbahçe ve Beşiktaş, daha doğrusu halka açık kulüplerimizin tamamı açıkladı. Bir tek Galatasaray açıklamadı. Niye açıklamadı? Biz SPK'dan izin aldık. Ne izni bu? Rakamlar o kadar kötü ki şeyden sonra açıklamak için mi? Seçimden sonra açıklamak için mi? Niye açıklamanız kardeşim? Ama şimdi bunların hepsi ortaya çıkacak. Ne var ne yok diye. Ödeme. Dursun Özbek yönetiminin ödeme gücü ne kadarsa Başkan Mustafa Cengiz'in de, Başkan Fatih Kuşçu olsa da Fatih Kuşçu'nun da Galatasaray'ın imkanlarını kullanarak ödeme yapma gücü aynıdır. Hiç fark eden bir şey olmaz. Dursun Özbek işte acıyorum bacıyorum falan demiş bugün bir gazeteye. Aynaya bakıp kendine acısın. Niye? Geldiğinde 55 milyon olan Galatasaray'ın şirketinin zararı 300 milyona çıkmış bunun döneminde biz son senesinde. 55, 300, 6 katı. Kardeşim bugüne kadar sen getirdin bu işi. Geçtiğimiz hafta önemli bir görüşme yaptım ben. Bu görüşmede ortaya çıkan sonuç şu. TOKİ'den daha doğrusu emlak konutla yapılan anlaşmadan Galatasaray'a gelmesi muhtemel para başkanın söylediği rakamlarla alakası olan paralar değil. Ama bu sözleşme Galatasaray'dan gizlendi. Ne sözleşme yaptınız bilmiyoruz. Şimdi bu ortaya çıkacak. Bütün bunların şeffaf biçimde ortaya çıkıp bütün Galatasaray'ın gözüne bak kardeşim Dursun Özbey'in yaptıkları bunlardı diye konması lazım. Şimdi ben mesela anlamadığım bir şey var. Yağmadan mal kaçırır gibi son dakikada seçim kararı almışken seçime iki gün kala benim de burada adını zikrettiğim Serdar Güzelaydın isimli bir zat-ı muhteremi yönetime koyuyorsun. Sportif AŞ'ye. Ya bekle seçimden sonra koy. Ne oluyor niye o gün koyuyorsun? Şimdi normalde Serdar Güzelaydın'ın da orada görevli niye hala görevli niye hala istifa etmedi anlamıyorum. Mehmet Özbey'in de Sportif AŞ'den bir önce gitmesi lazım. Ya siz niye oradasınız kardeşim? Yani senin abinden torpilli olarak oraya gelmiş oturmuşsun. Abinin paralarını kontrol edeceğim diye ki onlar abisinin değil Galatasaray'ın paraları. Niye hala oradasın? Normalde bu sabah itibariyle ilk iş gününde her ikisinin de istifalarını sunup SPK'ya bildirmeleri gerekiyordu. Biz niye buradayız kardeşim? Şimdi bunların yapılması lazım. Bunların yerine hızlı biçimde Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas'ın o görevlere gelmesi lazım. Yönetim kurulu başkanı kim olacak bilmiyorum Sportif AŞ'nin. Belki Abdurrahim'i yaparlar, belki başka birini yaparlar bilmiyorum ama oranın yeni düzeninin kurulması lazım. Bütün mali tabloların sağlıklı içinde hem kulüp tarafında hem dernek tarafında ortaya çıkarılması lazım. Bunlarla ilgili çok önemli bir uzmanlar kurulunun, Galatasaraylı uzmanlar kurulunun oturup 2-3 gün içerisinde bu
İki kurumda da yani hem sportif ayşede hem gelenekte gerçek tabloyu çıkarmazlar. Çünkü gerçek tablo gizlendi. Kanunen açıklamaları gereken bir şeyi SPK'dan özel izin aldık diyerek açıklamadılar ve kaçtılar bundan. Galatasaray bir gol daha attı bu arada, 3-1 oldu. Evet, şimdi mali yapıda böyle sorular birbirini takip ederken Kayseri'den Galatasaray taraftarına iyi bir haber. 90+1'de Galatasaray 3. golü attı ve sıkıntılı yaşadığı 2. yarıda artık galibiyeti sağlamış durumda. Zirvedeki diğer takımlar Medipol Başakşehir'in rahat 3-0'lık galibiyetinin ardından sıkıntılı 3 puanları almıştı Fenerbahçe ve Beşiktaş. Galatasaray henüz bitmedi maç ama artık son dakika çok içindeyiz. Rahat başladı bir maçta. Strese girdi ve rahatladı ama. 3-1'lik ilginç değişiklikler yapıldı. Mesela Donk ve Tolga Ciğerci girdi. Feguli ve Selçuk'un yerine. İlginç işlerdi bunlar. Lider Medipol Başakşehir 39. Galatasaray böyle biterse karşılaşma 38 puandı. Fenerbahçe 36. Beşiktaş 35. Kayseri Spor 33 puanda sıralanıyor olacak. Evet, muazzam bir yarış oluyor, güzel bir lig oluyor. Son anları karşılaşmanın Galatasaray-Kayseri'de 3-1 galip durumda. Şimdi merak eden son sorular dakika var mesela. Fatih Terim devam edecek mi? İşte bugün internet ortamlarında gördüm. Fatih Terim istifa edecek de. Böyle bir şey söz konusu değil. Fatih Terim kimse bilmiyor belki. Dün başkanın Flora yaptığı bir ziyaret sırasında başkanım istediğinizde çalışma özgürlüğünüz var. Bana söylediğiniz anda ben bırakırım dedi. Başkan da kendisine ya biz zaten seni getirmeyi düşündük. Bizden duyup Dursun Özbek bu hamleyi yaptı. Biz zaten seninle çalışacaktık. Biz burada olunca sen buradasın. Önümüzdeki sezonlarda da biz burada olursak sen buradasın diye kendisine bir garanti verdi. Çeşitli laflar var işte. Abdurrahim Albayrak Florya'da olacak diye. Benim bildiğim kadarıyla ne biliyorsun diye sorabilirsiniz. Yani Abdurrahim arkadaşım benim sonuçta. Bildiğim kadarıyla Abdurrahim Florya'da falan olmayacak. Abdurrahim doğrudan doğru Sportif AŞ'de Burak Elmas'la beraber futbolun diğer meselelerini yönetecekler. Florya'da Fatih Terim varken kimsenin Florya'da olmasına çok fazla gerek yok. Oradaki insicamı o sağlar zaten. Ama gerekli anlarda muhakkak ki bütün yönetim orada olup ona destek verecektir. Şunu söyleyeyim yani. Süremiz bitti, onun için son sözü. Son sözü söyleyeyim. Mayıs ayında Galatasaray bir seçimde bekliyor. Bu Galatasaray için büyük bir avantajdır. Bu herkes için bir avantajdır. Mayıs ayında iyi adaylar, bu işe kendini layık gören herkes, kimin adı geçiyorsa, işte Adnan Öztürk'ünden Burak Elmas'ına, daha kim düşünüyorsa, bilemem kimin ne düşündüğünü, aday olabileceği bir seçim olacak. Başarılı olursa muhakkak ki mevcut başkan Mustafa Cengiz de olacaktır. Mustafa Cengiz'in işi hem zor hem kolay. Galatasaray'a çok pozitif bir hava yakalanmış vaziyette ve Galatasaray'da taşın altına elini sokmaktan hiçbir zaman kaçınmamış ve Galatasaray'la ilgili hiçbir beklenti sormayan pek çok insan da Mustafa Cengiz'e destek olmak için, yardım etmek için hazırda bekliyor. Bunun içerisinde eski yöneticiler, geleceğin yönetici adayları, herkes var. Mustafa Cengiz eğer Galatasaray'ın kendi iç dinamiklerini harekete geçirecek ve Galatasaray'da kaybolan o dostluk atmosferini, o Galatasaraylık atmosferini yeniden oluşturacak birkaç adımı çok kısa bir süre içinde atarsa başarılı olur. Niye kısa süre diyorum? 4 ay öylesine kısa bir zaman ki baktığınız zaman göz açıp kapayıncaya gider geçer. 2 gün sonra UEFA heyeti geliyor buraya ve daha hesapları Mustafa Cengiz kendisi yeni görmüşken veya belki de tamamına hakim olamışken UEFA heyetine hesap bunlarla verecek. İlgili hesap verecek. Biz de bunları yayın yönetime güzel hesap verecek tamam duruma geldik. Peki, tamam. Önümüzdeki hafta Galatasaray'ın önümüzdeki ay yapılacak olan Mali Genel Kurulu'nda Dursun Özbek'in sürecinin nasıl işleneceğini de konuşalım. Yani konuşalım bir de şeyi konuşalım abicim. Dursun Özbek'in çok açık beyanı var Galatasaray. Ben bu oteli 5 milyon lira kiralarım diye. Mustafa Cengiz yerinde olsam bu oteli yarın bitirir. Al Dursun Özbek 5 milyon dolar, 20 milyon dolarım var işte. 4 yıllık kirayı da peşin aldık, devam et kardeşim derim ben olsam. Çünkü çok açık kamuoyunda şerefim üzerine söylüyorum ki ben burayı kiralarım demişti 5 milyona. Ya kiralar ya şerefi üzerine ettiği yemini yutar. Maç bitti. Galatasaray Kayseri'de 3-1 kazandı. Program bitti. Önümüzdeki hafta karşınızdayız. Hoşçakalın.